Lala neredesin? Haro. Korkma, geldim. Binbaşı. Elektrikler kesildi, o kadar. Ben buradayım. Odaya nasıl geldin? Beni Lala getirdi, onunla geldim. Sana bir şey mi söyledi? Hayır. Sadece dedi ki iyileşince gerçekleri daha net görüp anlayabilecekmişim, öyle dedi. Gerçi pek anlamadım. Onu uyaracağım. Bir daha saçma sapan konuşup kafanı meşgul etmesin. Rudra, ne olup bitiyor bana söyle lütfen. Sırrınız ne? Çünkü o bana bir şey anlatır diye sürekli endişelisin, korkuyorsun. Binbaşı söyle lütfen, neler oluyor? Aslında onun sana söylemeye çalıştığı şey... Evet. Az önce Parvati'ye de söylediğim gibi... iyileşince her şeyi daha net görecek. Haksız mıyım ama? Hem aynı şeyi doktor bile söylemedi mi? Yoksa bana kızdın mı? Başka bir şey mi söylemem gerekirdi? Onun bilezikleri neden senin kolunda? Aa, özür dilerim. Bunları takmamam gerektiğini düşünememişim işte. Neyse. Tekrar özür dilerim. Hem bunları izinsiz taktığım için hem de... sohbetinizi böldüğüm için. Belli ki özel bir şey konuşuyordunuz. Her neyse, bunları hemen çıkarıp sonra da odayı terk ediyorum. Böylece sen de Parvati'ye her ne söylemek üzereysen rahatça tamamlarsın. Burada olmaz. Gel benimle. Hadi. Gel. Binbaşı, beni nereye getirdin böyle? Küçücük bir gök gürültüsünden korktun. Benim hikayeme nasıl dayanacaksın? Çünkü onda sadece fırtınalar var. Dayanabilecek misin? Annem bizi bırakıp gittikten sonra buraya çok geldim. Bu yerde huzur buluyordum. Çocuklar buraya perili ev derdi. Eskiden bir aile yaşarmış bu evde. Ama yıllar önce çekip gitmişler. Sonra geriye sadece karanlık kalmış. Tıpkı benim içimdeki karanlık gibi. Şehrin bütün kalabalığı, gürültüsü, eğlencesi yakınımda olmasına rağmen ben uzaktım. Sanki her şeyimle koca bir sessizliğe aittim. Çığlıklar atardım ama beni duyan olmazdı. Sırf sessizlik vardı. Sadece çöl ve ben.
Yıllar geçtikçe ve ben büyüdükçe... sessizlik içten içe beni kemirmeye başladı. Bir zamanlar dost bildiğim sessizlik duygusu düşmanım olmuştu artık. Bana adeta zorla düşüncelerimi, kalp atışlarımı dinletiyordu. Tüm bunlardan kaçmak istiyordum çünkü korkuyordum. Bu acıya ve yalnızlık hissine dayanamıyordum artık. Sonra buraya bir daha adımımı atmadım. Çünkü kafamdaki büyük gürültüyü bastırmak için başka gürültüler aradım. Kalbimin de, düşüncelerimin de beni daha fazla bunaltmasını istemiyordum. Ve sonra öyle bir yer buldum. Neresi? Vahşi bir hayvan gibiydim. Deliydim. Babamla konuşurken onun adıyla hitap ediyordum. Kimseyle bir ilişkim yoktu. Adeta bir ruhum bile yoktu. Ve ruhu olmayanın kimseye güveni de olmaz. Gerçi durum şimdi de çok farklı değil. Yalan mı? Paro, neden bir şey söylemiyorsun? Çünkü sen hikayeni anlatmayı bitirmedin. Dinle o zaman. Buraya çok benzer bir yer buldum. Ve orayı da tam 8 yıl boyunca... her gece hiç aksatmadan ziyaret ettim. Kimseyle bir bağım yoktu. Hislerimi tamamen içime atıyordum. Çok içki içiyordum. Ne istersem yapıyordum. Soru soran yoktu. İlişki yoktu. Güvenmek diye bir şey yoktu. Ne sözler ne duygular, hiçbiri yoktu. Kurallarım böyleydi. O da benim kurallarıma uydu. O Layla'ydı. O zamanlar onunla böyle bir ilişkimiz vardı. Başı sonu adı belli olmayan, bir yere gitmeyen bir ilişki. Beni anlayabiliyor musun? Hayatımın belki de tek gerçeği, işte adı bile olmayan bu ilişkiydi. Ne anlamı vardı, ne derinliği, sadece bir tür ihtiyaçtı. Ne zaman hislerimden kaçmak istesem soluğu onun yanında alıyordum. Şimdi anlıyor musun? Onun evdeki varlığından neden rahatsızım anlıyor musun? Onunla... aramızda işte böyle bir şey var. Sen... peki sen onu... onu hiç sevdin mi? Asla sevmedim. Sevmedim Paro. Sevmedim. Bu... nasıl... bir ilişki? Sadece ihtiyaç. O kadar. Fazlası değil. Amacım düşüncelerimden kaçmaktı. Başka hiçbir şey değil. Hatta ona Birpur'dan Jaipur'a geleceğim zaman... inan haber bile vermemiştim. O kendi kendine peşime takıldı. Şu an bunları neden sana anlattığımı bilmiyorum.
Anlatmam gerektiğine inandım işte. Bu gerçeği başka birinden duyacağını, benden duyup bilmiş ol istedim. Hepsi bu, anladın mı? Hem... Haro? 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 Ne güvenmek, ne sözler, ne duygular, hiçbiri yoktu. O Layla'ydı. O zamanlar onunla böyle bir ilişkimiz vardı. Başı sonu adı belli olmayan, hiçbir yere gitmeyen bir ilişki. Ne bu hayatta mutlu olman için bir şey yaparım, ne de mutlu olma fırsatı bulursam buna izin veririm. Asla mutlu olamayacaksın. Bu durum beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Haron, neyin var, iyi misin? Saat çok geç oldu. Hadi eve dönelim artık.
istiyorum. Yapma Rudra. Bunu yapma lütfen, yapma. Yeter artık, dayanamıyorum. Lütfen beni affet Parvati. Ama sen bana onu hiç sevmediğini söylemiştin. O öyle söyledi ve sen de inandın mı? Görmüyor musun? Rudra'nın yanına yaklaştığımda nasıl da birdenbire huzursuzlaşıyor, baksana. Gözlerime bakarken bile tereddüt ediyor. Başkalarının yanında nasıl çekindiğini fark etmedin mi? Bunu anlamadığını söyleme bana. Yoksa görmezden mi geldin? Ondan şüphe etmemiş olsaydın bana bu soruları sormazdın. Mutlaka fark etmiş olmalısın. Ondan şüphelendiğim için sormadım bunu. Sordum çünkü ben... Ben onunla yeni bir hayata başlamak istiyordum. Gerçeği görsene artık Parvati. Anla artık. Ne yeni hayatı? Burada yeni bir hayata falan başlayamazsınız. Ben her zaman onun hayatının bir parçasıydım. Sen bu hayata yeni girdin. Ama o senelerdir olduğu gibi başından beri bana bağlıydı. Bak Parvati, sen tıpkı bir güve gibisin. Güveler de ateşin etrafında uçar. Ama sonra kül olurlar. Çünkü ateşe gereğinden fazla yaklaşırlar. Ama ben o ateşin aleviyim. Ve alevsiz ateş de olmaz. Onun kaderi benim. Sen değilsin, alın yazısı değilsin. Rudra. Rudra hadi lütfen. Bu kadına gerçeği söyle. Rudra. Lütfen. Lütfen söyler misin? Söyle hadi, gerçeği söyle. Lütfen Rudra, neden susuyorsun? Söyle. Paro. Binbaşı. Sanırım Rudra haklı. Galiba artık buradan gitmem gerekiyor. O halde git hadi. Çok haklısın. Artık buradan gitmen gerekiyor. Neden binbaşı?
Neden buradan gitmesi gerektiğini söyledin? Karımla bir konuyu özel olarak konuşmam gerek. Gel benimle. Neden beni buraya getirdin? Neden orada bana her şeyi söylemedin? Orada mı? O kızın önünde mi diyorsun yani? Layla. Bir de şuna cevap ver lütfen. Neden onu evden göndermek istiyorsun? Neden mi? Neden mi? Evet, neden? Layla, burada kalırsa ne olur ki? Açıklar mısın bana lütfen? Yoksa şey yüzünden mi? Şey... Ne yüzünden? Ona karşı hislerin olduğu için mi? Aklını mı kaçırdın sen? Aklını mı kaçırdın sen? His falan yok. Daha önce de ona karşı duygularım yoktu. Peki neden o zaman binbaşı? O kadın niçin senin için önemli? O önemli falan değil. Sadece sen önemlisin Paro. Her şeyi biliyorum. Sabahtan beri yüzün bir kere bile gülmedi. Öfkelisin ve mutsuzsun. Gözlerin de dolu dolu oluyor hep zaten. Yani? Yani bu da demek oluyor ki acı çekiyorsun. Ve senin acı çekmene dayanamıyorum, anladın mı? Layla'nın bu evde kalıyor olması beni hiç rahatsız etmiyor aslında. Ama içim çok acıyor. İçim çok acıyor. Çünkü içten içe biliyorum ki evliliğimizi bir arada tutan tek şey bu kırmızı iplik. Birlikteliğimizin bir işareti. Sadece küçük bir sembol. Gerçekten de senin karın mıyım? Senin üzerinde herhangi bir hakkın var mı? Eğer kocaman üzerinde hiçbir hakkım yoksa o zaman nasıl karar verebilirim? Kimin bu evde kalıp kalamayacağına karar vermek bana mı düşer binbaşı?